Öncelikle merhaba. Röportaj talebimi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum Oğuzhan. Ne demek Ümit'ciğim? Ben de teklifin için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Öncelikle biz sizi tanıyalım. Kimsiniz? Nasıl gidiyor? İsminiz nedir? Bir Tabii. dinleyicilerimiz tanısın. Kendimi şöyle tanıtayım. Ben Oğuzhan Alper Pehlivan şu anda İstanbul şehrinde yaşıyorum. Türkiye'nin pek çok şehrinde zaman içerisinde yaşadım. İş hayatım 2012 senesinde resmi olarak tabii dair Social Media Marketing Manager olarak başladı. 3 yıllık bir serüven vardı orada ama şirket çok stabil bir şirket değildi. Türkiye'de sosyal medya terimleri daha yeni yeni oluşuyordu o dönemde ve sosyal medya yönetimi özellikle fan sayfası dediğimiz türlerin yönetimiyle başladık. Yani fan sayfasından kasıt nedir? Bir yerin resmi hesabı vardır ve o resmi hesabı yönetmesi için bir ajansa bırakır. Normalde bunun sektörde terimi fan sayfası ama fan sayfası olmuyor. Yani Reyna Club gibi yerlerle ilgilenmiştik o dönemde, öyle söyleyeyim. Daha sonrasında Weber Türkiye bünyesinde Onur Ayar'ın uluslararası çağrılarına Türkçe İngilizce baktıktan sonra kısa bir süre çağrı merkezi sürecinde devam ettim. Kısa bir süre dediğimde 1,5 sene kadar. Arada şu anda Güney Kore tarafından geliştirilmiş olan Türkiye'de çok oynanan bir MMORPG oyununda Senior Game Master göreviyle sektördeki ilk büyük işimi almış oldum. Belirli bir süre takımı yönettim. Daha sonra 2019 senesinde MTC Game olarak bilinen Meta Game Center'da müşteri ilişkileri ve kulluk müdürü görevine başladım. Bir sene kadar orada sürdü işimiz. Ardından bazı şahsi ve sağlık sorunları sebepleriyle oradan ayrıldım. 2020 senesinde e-spor müdürü olarak, e-sport menajer olarak yeni e-spor merkezleri bünyesinde çalıştım. Türkiye'de pek çok yerde bulunan bir e-spor zinciri. Fakat işte yeniyle olan bağlarımı koparmam gerekti. Bir yandan da Türkiye'nin en büyük konsol firması olan oyun merkezi için hala daha evrak çevirmenliği, pazarlama stratejileri desteği ve yayıncılık desteği sunuyorum. Onun dışında bir e-ticaret firması mevcut, Vinon olarak. Onlara hem fikir adamlığı veriyorum hem de kağıt üzerinde genel müdürleriyim. Ve oyun sektörüne tekrar geri dönersek, Kasım 2020 tarihiyle beraber aynı anda 3 farklı firmada görev yapmaya başladım. Ana olarak Hero Concept bünyesinde Community Manager'ım. Bunun yanı sıra Berzah Games ve Willy Pumpkin'e de Community Manager pozisyonunda biraz da gönüllü olarak destek veriyorum. Uruz Erkişi'nin dönüşü ve Potentia ürünleri için. Bunu da söyleyeyim. Hero Concept bünyesinden şu anda beraber çalıştığımız Cem Vural ile çok küçük saçma sapan oyunlar yapmak üzerine kurduğumuz hayali bir firmamız var. Vaak Games olarak orada da co-founder görevindeyim. Ne kadar güzel. Peki konuyu potansiyele döndürecek olursak, Tabii. ekip nasıl kuruldu, nasıl bir karar verdi? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Potentia ekibinin kuruluş aşamasında içlerinde değildim. Fakat kendilerinden bu konuyu detaylı olarak öğrendim. Bu kişiler iş arkadaşı veyahut da okul arkadaşı zaten, hepsi birbiriyle. Ve postapokaliptik bir dünyada geçen bir aksiyon survival oyunu yapma fikriyle bir araya geliyorlar. Ki dediğim gibi ben 2020 senesinde katıldım kadroya. 2017 ya da 8 olması gerekiyor. O tarihler aralığında kuruluyorlar. Ve bunun ardından oyunun geliştirmesine başlıyorlar. Kendi aralarında bir iş bölümü yapıp adım adım oyunu geliştiriyorlar. Evet. Peki yani geliştirilme süreci nasıl başladı? Biraz hani bilginiz var mı? Anlatabilir misin? Tabii geliştirme sürecinde dediğim gibi abi Potentia'nın geliştirme süreci çok düşük hatta olmayan bir bütçeyle arkadaşlarımız tarafından başladı. Ve herkesin kendi evlerinden, bilgisayarlarında adım adım ortak bir projeyi geliştirmeleriyle başladı. Daha sonra gerek kredi gerek etraftan maddi destek alarak arkadaşlarımızın bir ofis kurmasıyla devam etti. Kurdukları bu ofise ellerinden yettiğince ekipman alarak ilerlediler ve gerçekten çok düşük imkanlarla çok iyi bir ürün çıkardıklarına ben inanıyorum. Ama onun ürün hakkındaki eleştirmelerim size ürünün kesinlikle mükemmel olduğunu savunmuyorum. Bunu da ekleyebilirsin. Peki ufak bir noktaya değineceğim. Bununla Tabii. ilgili şimdi pek çok kez de kötü yorumlar vesaire yapılıyor oyunla ilgili ama Doğru. oyunun eğer açık ve net olacaksak ne kadarlık bir bütçeye sahipti? Şimdi bütçe konusunda arkadaşlardan rakam vermelerini istersem oyun 0 lira bütçeye sahip. Evet. Yani ama tabii ki 0 lirayla ortaya çıkmış bir ürün değil haliyle. Ama şunu söyleyeyim, küçük bir platformer'la neredeyse aynı bütçede yapılmış bir ürün. Çünkü çok fazla zaman ve emek harcanmış durumda bütçe olmadığı için. Eğer bütçe daha fazla olsaydı daha geniş bir ekiple daha kısa sürede belki de daha da kaliteli bir ürün çıkabilirdi. Ama dediğim gibi neredeyse 0 bütçeyle yapılmış bir ürün olarak bildirebilirsin. Anladım. Peki bir sonraki soruya geçelim.
Geliştirme Tabii. süreci nasıl geçti? Şimdi Potentia'nın geliştirme süreci aradan arkadaşlar kendi hayatlarını idame ettirmek için çalışmak zorunda olduklarından ötürü Potentia'nın geliştirme süreci zaman zaman ağrılı, zaman zaman da yavaş geçmek zorunda kaldı. Ama çoğu zaman eğlenildi. Adımlara ulaşıldıkça mutlu olundu. Adımlar diğer adımları takip etti. Ve adımlar diğer adımları takip etti ve bugünkü ortaya çıkan Potentia'ya doğru bir yol açılmış oldu Ümit'ciğim. Onu söyleyebilirim. Anladım. Peki mevcut geliştirme sürecinde nelerden ilham aldınız? Mevcut geliştirme sürecinde nelerden ilham aldık? Çok güzel bir soru. Potentia'nın şu anda çıkmış olduğu geliştirme sürecinde aslında herkesin söylediği gibi bir Last of Us ilhamı yok. Şaşıracaksın ama gerçekten yok. Potentia'nın şu anki olduğu halde Splinter Cell Conviction oyunundan ciddi anlamda ilham bulunuyor. Tabii Oo. Tom Clancy yapımları bizim için Billy Pumpkin olarak çok özel bir noktadadır. Bunun yanı sıra tabii oyun içerisinde yansıtılmış bir ilham değil ama kafamızda ilham olarak yerli kardeşlerin yapımı olan Crysis nokta nokta gözümüze çarptı. Kaçınılmaz olarak bir DayZ ilhamı var ürünün içerisinde. Bilirsin başta bir arma modu olarak başlayıp sonra kendi franchise'ına sahip olan DayZ'nin Evet, ilhamı var. daydı, evet. Genel olarak ilhamlara bunları öne sürebilirim. Anladım. Yani potansiyel bana kalırsa hani Türk oyun sektörü 1980'li yıllarda kurulmuş olmasına rağmen Tabii yani Mevlüt Bey'den günümüzde bahsediyorsun değil mi? evet yani bunun daha öncesi de var tabii ki. Mevlüt hocamı da buradan tanırım. Çok severim. Buradan selamlar olsun. Hani Kesinlikle Mevlüt Bey'e buradan ben de selamlar söylüyorum. Kendisine çok saygı duyuyoruz. evet. Yani aslında Türk oyun sektörü 80'li yıllarda geliştirmeye başlamıştı. Hani ön planda çıkmaya başlamıştı ve 80'li yıllarda Türk yapımı olarak ilk 8 bitlik bir Keloğlan oyunu ile başlamıştı bu Türk oyun sektörünün macerası ve hani günümüzde bir Potentia oyun yani Potentia gibi bir oyunun devam etmesi benim için gerçekten hani çok heyecanlandırıcı ve çok sevindirici bir olay. Hani Çok ama çok teşekkür ediyoruz. yani siz yani sen Potentia ve oyun sektörüyle ilgili yani Türk oyun sektörüyle ilgili neler düşünüyorsun? Şöyle ki ya birazcık eleştirel gireceğim bu konuya. Türk oyun sektörü içerisinde şu anda çok güzel yapımlar çıkıyor. Açıkçası bizim de yakından takip ettiğimiz Cats and the Other Lives var mesela Cultic Games stüdyosundan çıkmakta olan. Onun harici yakın zamanda çıkmış olan Uruz var. Yine benimle alakalı bir ürün olmasına rağmen burada öne süreceğim. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle Mayhem Brawler var. Ki zaten ana işim Hero Concept başta belirttiğim gibi. Evet. Ama inan oyunlarımı birbirinden ayırmıyorum. Hepsini gerçekten çok seviyorum ve birbirine karıştırmadan ilerletebiliyorum. Fakat Mayhem Brawler'ın yeri bir ayrı bende. Onu çok net söyleyebilirim. Zaten resmi olarak da Hero Concept çalışanıyım. Dediğim gibi bu arkadaşlarla bir gönül bağımız var aramızda diyelim. Anlıyorum. Ee, Peki ama poten şunu evet. ekleyeceğim. Potentia olarak bizim en büyük şanssızlığımız hatta Potentia ve Ronin Two Souls olarak. Kendileri de biliyorsun M11 Studios yakın zamanda Ronin Two Souls'u çıkardılar. Evet. İki adet çok genç arkadaşın kendi arasında yaptığı bir ürün olmasına rağmen iki kişinin yaptığı bir üründen fazlasını vaat ediyor. Ronin Two Souls'un başarısına inanmak istiyorum ve gelecek günlerde çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanmak istiyorum. Çünkü Early Access bir ürün o da ve gelişecektir. Benim inancım bu yönde Ronin yönünde. Fakat İnşallah. bizim en büyük şanssızlığımız kesinlikle ve kesinlikle Erzurum'la aynı anda çıkmış olmak abi. Yani özür dileyerek bunu şundan açıkça söylüyorum ki Proximity Games Türk oyun sektörünü çok küçümseyerek hakaretvari bir davranış sergiledi Türk oyun sektörüne. Bu yapılmazdı. Yani bu kadar özensiz, bu kadar duygu ve din sömürüsü barındıran, bu kadar oyunculara hakaret edip oyuncuların kalbini kıracak bir developer perspektifiyle Türkiye oyun sektöründe bir kişinin barınması bence negatif bir durumdur. Ve bizim tüm dünya üzerindeki temsil durumumuzu tehlike altına atmaktadır bence. İnsanların Erzurum'u yermeye ayırdıkları vakit bizi görmelerine engel oldu. Bizarre Earthquake olsun, Insectophobia olsun, Sevgilim Olur Musun, Small Sister, Herd Is Coming ve Wolf Territory ürünlerinde çok büyük bir başarısızlığı, yani şaşırtıcı derecede büyük bir başarısızlığı gösterdiler ve gösterdi daha doğrusu bir one man stüdyo olduğunu biliyoruz. Kendisi hakkında pek konuşmayı veyahut da kimliğini bildirmeyi sevmese de Proximity adıyla anılan kişinin bir tek kişilik stüdyo olduğunu biliyoruz ve bunlar bu arada ne Willy Pumpkin, ne Hero Concept, ne de Berzah adına yaptığım açıklamalar değil, kendi adıma yaptığım açıklamalar. Ben kendi adıma söylüyorum ki Proximity Games halkımızla alay etmeyi çok seviyor. Anlıyorum. Peki
Potentia'nın yani oyuncuların üzerindeki izlenimler nasıl oldu? Şimdi Potential'ın oyuncuların üzerindeki izlenimi bizim beklediğimizden daha iyi oldu. Çünkü şöyle söyleyelim ki iğneyi kendine batırmadan cıvaldızı başkasına batıramazsın diye bir laf vardır. Doğru. Biz Potential'a vaat ettiklerimizi veremedik sevgili dostum. Ve bu çok büyük bir hataydı. Biz Potential'ı gereğinden erken çıkardık ve bizim Potential'da en büyük yaptığımız hata ürünü early access olarak çıkarmamak oldu. Ürünü tıpkı bitmiş bir ürün edasıyla çıkardık ama kesinlikle Potential şu an early access'te bir ürün aslında. Hatta fazla early access'te bir ürün. Bizim Yani Potential üzerinde yapmamız gereken daha bir ton iş var. Ki aslında bunları... alfa sürüm gibi bir oyun olarak adlandırıyorsun. Tabii Evet. tabii şu anda Potential aslında bize göre alfada. Çünkü zaten Steam üzerinden Willy Pumpkin'den önemli açıklama ve İngilizce olarak "An important update from Willy Pumpkin" adıyla biz bu güncellemeyi paylaştık. Evet, gördüm. 9 Mart 2021 tarihinde onu okuduysan. Orada Evet. kendimiz elimizden geldiğince konulara açıklık getirmeye çalıştık. Yani biz Potential'ın şu anki halinden memnun değiliz. Ama şaşırtıcı bir biçimde oyuncuların bir çoğunluğu memnun. Yarısından fazlası. Yani bunu bize olan inançlarına ve bize olan sevgilerine veriyor ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bize inanmayı seçtikleri. Evet. Peki ilerleyen zamanlarda oyunda bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? Hani az çok kıyıdan köşeden Tabii bahsedebilirsen. tabii 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 seve seve bunlardan bahsederim. Zaten yazıda da bunların tümünü açıkladık ama birkaç tanesiyle şu anda başını ağrıtayım. Öncelikle seslendirmeleri sıfırdan yapıyoruz Potenşe için. Düzgün bir diksiyon ve aksanla profesyonellik içerisinde yapılacak bu sefer seslendirmeler. Önceki gerçekten işte ürünün bütçesiz olmasından kaynaklı bütçesiz olarak yapılmış seslendirmelerde. Onun haricinde hikayeyi biraz daha derinleştireceğiz. Şu anda bakarsan Victor kimdir, Anna kimdir çok fazla bir şeye rastlayamıyorsun içerisinde. Evet. Yan karakterler dediğimiz karakterlerin de hikayelerini aynı düzeyde derinleştireceğiz. Çünkü karşılaştığımız karakterler hakkında pek de bir şey bilmiyoruz yine. Oyunun üzerinde bir refresh yapacağımızı söyleyebilirim. Yani tekrardan görsel güzelleştirme dediğimiz. Ara sahnelere, cutscene'leri tekrardan çalışacağız. İki yeni oyun modu vereceğiz ve bu konu hakkında çok şey dışarıya şu anlık vermek istemiyoruz. Çünkü çok güveniyoruz bu oyun modlarına. Gördüğünüz anda sizler için çok mutlu edici olacağına eminim. Hemen o halde. Seçilebilir ana karakter özelliği getiriyoruz. Onları da ekleyeyim yanında. Artık tek bir Victor'a sıkışıp kalmak zorunda olmayacaksınız. Ve iki Birden farklı fazla ana karakter. karakterimiz olacak. İkiden fazla da olabilir. Şimdi sürpriz olsun o kadarı. Anladım. Artık Peki. sessiz öldürme ve bitirici hareketler geliyor ve devamını da article'dan okuyabilirler. Anladım. Peki o zaman. Bir sonraki soruya geçeyim. Multiplayer desteği olacak mı? O halde. Evet, evet diyebiliriz bunu artık rahatlıkla. Tamamdır. Peki son olarak Potentia'nın Steam ayarında başka bir yerde hani satışa çıkartmayı düşünüyor musunuz? Yani örneğin Şimdi publisher şöyle ki, kutulu versiyonu bunun gibi ya da. için bir publisher'la anlaşmamız gerekiyor ve oyunda her zaman bir republish şansı bulunuyor tabii ki. Evet. Şu noktadan sonra bize fiziksel sürümde destek verecek veyahut da konsol sürümlerinde destek verecek bir publisher'la anlaşırsak neden bir fiziksel ya da koleksiyoncu sürümü olmasın ki Potentia'nın? Bu bir söz değil. Maalesef bu konuda bir söz veremiyorum ama neden olmasın? Yani gerekli firmalarla gerekli anlaşmaları sağlayabilirseniz neden Tabii. olmasın? Bu konuda kendimize gerekli desteği sağlayabilirsek, gerekli noktaya gelebilirsek neden olmasın? Peki çok çok teşekkür ediyorum bu röportajı bizlere sağladığın için. Son olarak okuyucularımıza veya izleyicilerimize acaba demek istediğin son söz cümlen var mıdır? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle gerçekten bu röportaj için çok teşekkür ediyorum Ümit ve Tekirdağ Yeni İnan Gazetesi. Çok teşekkür ediyorum bizleri konuk aldığı için. Hem Willy Pumpkin ekibi adına hem de kendi adıma sizlerin çok ama çok iyi bir 2021 geçirmesini diliyorum. Hala ilk çeyrekte sayılırız. Başımızdaki bu pandemi sürecinde elimizden geldiğince önlemlere dikkat etmeye devam etmemizi ve olabildiğince en sağlıklı durumda en mutlu olduğumuz şekilde hayatımızı yaşamaya devam etmemizi istediğimi iletiyorum. Ve son olarak Potenşia konusunda da bize inanmayı bırakmamanızı ve bırakmadığınız için minnetlerimizi iletmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Ümit.